Merhabalar çok değerli ve kıymetli arkadaşlar. Bugün size engellilerin eğitimine yönelik haklardan bahsedeceğim inşallah. Özel eğitim hakkı. Özel eğitime ihtiyacı olup olmadıkları rehberlik araştırma merkezleri yani RAM tarafından belirlenen engelliler tüm şehirlerdeki engelliler için kurulmuş özel eğitim okullarında engel grubuna göre eğitim görebilmektedirler. Özel eğitim okulları ülkemizde birçok il ve ilçede özel kişiler tarafından kurulmuş olup bu okulların giderleri her engelli öğrenci adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bulunduğumuz yer veya en yakın yerdeki özel eğitim okullarını öğrenmek için bağlı bulunduğumuz belediye ya da valilik ya da kaymakamlıktan bilgi alabiliyorsunuz. Ayrıca Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet Danışma Hattından da yönlendirme ile bu şeylerden bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hani bunu da unutmayalım. Alo 183. Evet, diğer bir şeyimiz de özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara ücretsiz taşınması. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı işbirliğiyle özel eğitim sınıfına devam eden engelli öğrencilerin toplu taşıma araçlarıyla taşınması ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanmak isteyen aileler çocuklarının devam ettiği özel eğitim sınıfının bağlı bulunduğu okullara başvurmalıdırlar. Kaynaştırma, bütünleştirme eğitimdeki öğrencilere ücretsiz servis imkanı sağlanmamaktadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin servis imkanı sağlama yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Hani bunu da bilmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin sınavlarında engeller için sağlanan kolaylıklar neler? Biraz da bunlardan bahsedelim. Üniversite giriş sınavları yani EKPS gibi sınavlarda engelli öğrenciler için uygun ortam oluşturulmakta, sınava giren kişinin engel türüne göre soru kitapçıkları düzenlenmektedir. Engelli bireyin sınavı rahat bir şekilde geçirebilmesi, her türlü ek tedbir geçirebilmesi için her türlü ek tedbir alınmaktadır. Örneğin görme engeller için Braille alfabesi ile yazılmış soru kitapçıkları ve 30 dakika ek süre verilmekte. Ortopedik engelli olan öğrenciler için ise asansörlü binalar tesis edilmekte ya da sınava zemin katta girmesi sağlanmaktadır. Üniversiteye giriş sınavlarında engelli öğrenciler özel tür olarak değerlendirilip engelli öğrencilere ek puan da verilmektedir. Hani bu noktada da Milli Eğitim'in ve ÖSYM'nin bize sunduğu haklar var. Bu hakları bilirsek bu haklardan da inşallah çok güzel şekilde yararlanırız. İnşallah size kısaca bu indirimlerden, haklarınızdan bahsettim. İnşallah katkılı ve faydalı olmuştur. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.